Evet, Turan Ustam. İkinci bölümle birlikteyiz gene. Bezi versene, temiz. Gördüğünüz gibi orijinal amorsör keçilerini aldık. Tornacıdan geldi. Nasıl Turan sence? Güzel yapmış bence ya. Bir yamukluk yok. Bizim zaten tornacı güzel yapıyor. Aynen. Şimdi arkadaşlar biz 4 tane tornacıyla çalıştırıyoruz. Sadece biri bunu yapabiliyor. Çünkü diğerleri eziyor. Ezildi mi de en ufak bir üzerinde böyle bir toplu iğne kadar böyle bir darbe olsun, amorsör keçileri kaçırmaya başlıyor. Ama bu arkadaş nasıl yapıyorsa yapıyor yani. Güzel yapmış yani. 10 numara yapıyor. Eskiden izleri varsa, darbe varsa onu bilmiyorum ama o iz bıraktırmıyor yani. Daha önce yaptık. Bu çalışan yerden. Cam gibi görünüyor işte ama. Onu yapıyor yani adam. Ya işte kimi tornacı var, ona başka iş yaptırıyoruz. Basit işleri yaptırıyoruz. Kimi tornacı var, daha güzel işler yapıyor. Kimisi bunu yapamam ben diyor, ona başka tornacı getiriyoruz. Kaynakçılar da öyle. Alüminyum kaynakçısı ayrı. Normal kaynakçı ayrı. Radyatörü kaynak yapan her usta kaynak yapamıyor. Güzel değil mi? Bir şey var mı yaramazlık? Yok ya, bir sıkıntı yok. Ya bu çalışan yer önemli. Şu çalışan yer çok önemli. O düzgün yapmış. Düzgün yapmış. Dün samuray kılıcı gibi bir tanesi ya. Bugün düzeldi. Keçileri de orijinal aldım. Şimdi montaja başlayalım bakalım. Montajlayalım. Evet Turan Ustam, şimdi maşayı takıyorsun. Oralarda bir garesliyoruz. Şimdi Turan Ustam, birinci videoda ister istemez olumsuz yorum yapan arkadaşlar var. Sonra bu motor sahibinden ne konacak işte sıfır hata falan filan diye. Şimdi bu yapılan işlem motorun sağa ve sola çekmesine neden olacak mı sence? Yok, çekme yapmaz. Değil mi? Yok, yapmaz. Çünkü arkadaşlar yani bunlar gerçekten sıfıra sıfır düzeltiliyor. Maşa da çok böyle aşırı darbe almadığı için o da düzeltildi. Yani motorun yüreğinde herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bu. Ya bu çok ağır şey yapmamış tabi. Mesela bu daha fazla darbe almış olsa maşalar falan illaki sağa sürecek. Çok az darbe almıştı bu. Yani bu işlemden sonra motorumuz düzgün bir şekilde gidecek diyorsun. Ama mesela bize ekspere getirdiğinizde biz bunu tabi anlarız yani arkadaşlar. Ön düzenin işlem gördüğünü anlarız. Şimdi gidona tutuyor Turan. Evet. Gidonu da yerine koyduk. Şimdi amortisörlerin yağlarının servis moralinden baktık. Onları tam bir şekilde koyduk. Faze de eksik olması amortisörün çalışma sistemini bozuyor arkadaşlar. Tam servis moralinden neyse onu koyuyorsunuz.
Evet, birinci amortisörü taktık. Şimdi diğerinde. Evet, gördüğünüz gibi. Amortisörleri montajını tamamlamak üzereyiz. Devam ediyoruz. Evet, üst kısmı bitirdi Tronus'ta. Şimdi çamurluğu takıyoruz. Tamir edeyim mi ben? He? Çattık ya. Arkadaşlar belki ilk defa görüyorsunuzdur. Mez diye bir marka var biliyorsunuz. Mez'in bu XT660 motorlusu. Görüyorsunuz aynı bloğu kullanmışlar. Bunda bu da burada kontağı bozulmuş. Bunu bir arkadaş getirdi. Kontak yaptık işte ona. Mez'i görüyorsunuz. Aynı XT 600'e benziyor. Evet. Turan'ın lastiği takıyor. Çok. Evet. NT07. Lastik de tamam. Şimdi kaliperleri oturtuyor Tronus'ta.
Apostam kolay gelsin. 9'da arar da bunu da unutmayalım ha. Vallahi 3. bölümünü çekeceğiz bunun. Bayağı toplanmış ya. Bitmek üzere. Hemen bunu bitirip şu CBR650'ye başlayacağız. Oldu mu Turan Bey? Gördüğünüz gibi ön düzenlerin başını tamir ettik. Elimizden geleni yaptık. Minimum seviyede fazla masraf çıkarmadan arkadaşın motoru tamir ettik. Dediğim gibi gönül ister bütün her şey sıfır parçalarına takalım ama işte maliyetler arkadaşlar son dönemde biliyorsunuz. Dolar euro kurları çok arttığı için çok yüksek maliyetler çıkıyor. Biz de tamir yoluna gittik. İnşallah bir de kazasız belasız bilmesin nasip etsin Allah arkadaşımıza. MT07 kullanan arkadaşlara söyleyelim. Dikkat edin arkadaşlar, bu motor gerçekten çok kuvvetli bir motosiklet. Aslında kullanımı çok keyifli ama yani apaçilik yapıyorsunuz bu motorlarla. Ondan sonra çoğu biliyorsunuz işte bu sebepten önden kazalı halde piyasada satılıyor. Ondan dikkatli kullanın. Malınıza sahip çıkın. Hele şu dönemde. Önemli yani. Onun haricinde gerçekten güzel makine. Bana da yakışıyor Vedat. Yakışıyor hocam. Sana. Bunda da bir egzoz var maşallah. Bunu nasıl ceza yedi ben onu anlamıyorum.